hizmete o ilk giriş anınız nasıl oldu? Ben bu hizmette yürümek istiyorum, Allah'ın davasında ilerlemek istiyorum dediğiniz o an nasıl oldu? O ana nasıl geldi? Aslında bu bir an değildi abi. Çünkü şöyle bir şey, bu bir süreçti. Bu benim ömrümün bir süreciydi. Elhamdülillah Rabbime hamdü seneler olsun Rabbim. Her zaman bana bir dava şuuru nasip etti. Küçüklükten babama, aileme bu noktada çok şükür etmem gerekiyor. Ama babam bana biraz daha böyle işte askeri noktada biraz daha çok örnek oldu. Benim de zaten hayatımda 3 evre var. Birinci Hasan, ikinci Hasan, üçüncü Hasan. Birinci Hasan işte İslam'a, vatana, millete askerlikle hizmet etmek isteyen Hasan. Deli gibi bunun için çalışıyordum. Bunun için çok istiyordum, arzuluyordum. Ama bir yandan babam bana işte askeriyede gördüğü hainliklerden falan da bahsediyordu. Bizim ev biraz kasaba, köyde. Orman vardı dağda böyle, bizim evden 5 kilometre ötede falan. Alırdım çantamı, şeyimi, çayımı, ormana giderdim. Yüksekte bir yer böyle, her yer ayağın altında. Yükseğe çıkardım, orada tefekkür ederdim, düşünürdüm, sorgulardım falan. Velhasıl kelam sorguladıkça, daha fazlasını arzuladıkça Rabbim önümü açtı. Köyden ilkokul, ortaokulu bitirdim, şehre, liseye geldim. Liseye gelince 2. Hasan'a geçtim ben. 2. Hasan siyasetle bu vatana, dine, İslam'a hizmet etmek istiyordu. Şehre gelince ufkum da gelişti. Sorgulamalarım şehirde biraz daha nitelik bulmaya başladı. Velhasıl kelam işte sorguladıkça, daha fazlasını arzuladıkça Rabbim önümü açtı. Köyden ilkokul, ortaokulu bitirdim, şehre, liseye geldim. Şehre gelince ufkum da gelişti. Sorgulamalarım şehirde biraz daha nitelik bulmaya başladı. Elhamdülillah. Bir yandan da siyasetle hizmet etmeye başladım lisede. Lise zamanlarımızda siyasi faaliyetler ve koşturmacaların içerisindeydik. Öyle hizmet etmeye çalışıyorduk ama bir yandan da manevi olarak çok eksik olduğumu farkındaydım. Bir gün lisede bir tane kardeşi getirdiler bana. İşte çocuk agnostik gibi bir şey. Ailesi Müslüman ama çevresi ve yapısı gereği biraz işte ateizmin, sol grubun olduğu bir çevreydi. Çocuk dedi benim aklımdaki sorulara cevap ver, ben Müslüman olayım dedi. Ben Müslümanım zaten, annem babam Müslüman dedi. Orada çocuk bana sorular sordu, ben cevap verdim. Elhamdülillah doğru cevaplar da verdim ama verdiğim cevaplar beni bile tatmin etmemişti. O gün dedim ki oğlum yazıklar olsun sana. İşte senin imanın bu kadar demiştim kendime. Bu noktadan işte bir yandan siyasi faaliyetlere giderken manevi açlığımın ve manevi yaramın da farkındaydım. Beni ıslah edecek, beni yola sokacak, tabiri caizse bir Akşemseddin, bir manevi önder arıyordum. İşte o camiye gidiyorum, o imama gidiyorum, o cemaate gidiyorum, o tarikata gidiyorum, gitmediğim yer kalmadı diyebilirim. Ama bir türlü beni tutamıyorlar. Bir türlü benim aklımı, gönlümü, kalbimi böyle tutamıyorlar. Bir türlü bana böyle o dini, İslam'ı böyle tam manasıyla aklımı ve kalbimi doyuran bir yer bulamadım. Kime gittiysem işte bu haram, yanlış falan işte farklı farklı şeyler verdi. Hep bir yere eksik bıraktılar. Çok şükür elhamdülillah bir gün böyle internette videoyu izliyorum. Video gerçekten kalbi bir sohbetti. Aşk yarası ile ilgili bir sohbetti. O videoyu izledim, çok hoşuma gitti. Ya Vakentel Vaki sohbetiydi böyle. Onu izledim böyle var ya, o videoyu kaç defa izlediğimi hatırlamıyorum. Kalbimin nurlandığını hissettim. Arkasından gelen otomatik oynatmayla video akla hitap eden bir videoydu. İşte Allah'ın ispatı. Çok basit bir şeyden Allah'ın ispatını yapıyordu bir abimiz. Elhamdülillah o videoyu izledim. Ya dedim bu nasıl olur dedi. Ya ben çocuğa o kadar dağdan, taştan, ağaçtan, kuştan örnek verdim, ispatlayamadım. Adam çıktı çok basit bir şeyle Allah'ın ispatını yaptı. Beni çok etkiledi. Elhamdülillah Allah o anda kalbimi ve aklımı nurlandırdı yani. İki videoyla. Bir video kalbime hitap eden bir videoydu, kalbimi nurlandırdı. İkinci video aklıma hitap eden, o çocukla yaşadığım o sıkıntıya hitap eden bir videoydu. Ve aklımı nurlandırdı. Sonra işte takip filan, işte sonra elhamdülillah yol geçen anının kuruluşu, elhamdülillah hizmete dahil olduk. Aradığım oydu yani, aradığımı bulmuştum. Ve o gün çok iyi hatırlıyorum, Allah'a hamd ettim. Ya Rabbi sana hamdü senalar olsun, buldurdun dedim yani. Bediüzzaman Hazretlerinin risalelerini okudukça, sokakları gördükçe, insanların halini gördükçe elhamdülillah hizmetin içinde 3. Hasan'a tebdil etti. 3. Hasan da hakikatleri bütün dünyaya duyurmak isteyen, bu vatana, bu dine, İslam'a hizmet edeceksem en iyisini istedim. Ne nasıl daha fazla hizmet edebilirim dedim. Hamdü senalar olsun Rabbim daha fazlasını bana şu an nasip etti. Çok şükür. Rabbim ayırmasın bizim canımızı. Elhamdülillah bu yolda alsın. Teşekkür ederim. Rica ederim ama.